Fatmagül! Ne yapıyorsun? Bırak, ne yapıyorsun? Dur! Bırak! 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 Fatmagül, bir dinle. Ben sana bir şey yapmadım, bir dinle. Dur. Fatmagül, ben sana bir şey yapmadım. Dur, bir dinle. Fatmagül. Fatmagül. Abi. Fatmagül. Abi. Abi götür beni oradan. Kurtar beni. Gidelim. Çok şükür buldum seni. Çok korktum, çok korktum. Niye kaçtın, niye geldin buraya? Abi eve götür beni, gidelim. Tamam, 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 gidelim. Abi evimizde gidelim, ne olur. Tamam, gidelim, tamam. Ne oldu? Kim yaptı bunu? Sen mi yaptın? Sen mi yaptın ha? Ölmek istiyorum. Ölmek istedim. Deme öyle. Deme öyle Fatmagül, üzülüyorum. Ah, elimden kurtulayım. Deme öyle. Ay bırak. Deme öyle, üzülüyorum Fatmagül. Gel. Tamam. Gel, tamam. Tamam. Gidiyoruz, eve gidiyoruz. Tamam. İzin verdin. Hay Allah, keşke daha önce gelseydin. Bıraktım ben, hiç ilişmedim. İçindeki ateş başka nasıl sönecek? Yarın erkenden denize açılıyoruz. Duydun mu Mustafa? Yangın çıkardı diye götürmesinler yine. Eyvahlar olsun. Komşular söndürdü. Mesele yok komutan. Senin işin mi bu? Mustafa, sen mi yaktın evi? Sadece evi değil, her şeyimi yaktım. Geleceğimi, geçmişimi. Tehlike falan yok zaten. Söndü bile. E Fatmagül nerede? Onu bizden sormayın artık. Fatmagül nerede Mustafa? Biraz önce buradaydı. Gitti. Bizden uzak olsun da aman. Mustafa! Ne bilsin? Konuşmadı bile o. Yüzüne bakmadı. Yeminle. Komşulara sorun isterseniz, herkes şahit. Herkes sizin şahidiniz olur tabii. Burada vakit kaybediyoruz, hadi. Ne tarafa gitti? Şöyle koştu ama... Bana bak Mustafa, kendine hakim ol, bir yanlış yapma. Yapsam ne olur? Kaybedecek neyim var artık? Fatmagül'ün başına bir şey gelirse ilk senden bilirim. Gözüm üstünde, ayağını denk al. Evi de yakmış. Gözü dönmüş bunun. Öğrenirse yaşatmaz bunları. Yani önce bulalım şunu. Yarın sabah onu da götürdüğünüze kalmasın buralarda. Tamam. Gitmiyorum ben bir yere. Oğlum gitmemiz lazım. İşimiz gücümüz var. Uzaklaşmış olursun hem. Ya gitmiyorum bir yere. Mustafa! Oğlum nereye? Gözünü seveyim, onu yalnız bırakma. Tamam. Nereye gidiyorsun? Ya bilmiyorum ya, bilmiyorum. Tamam, sakinleş Mustafa. Hadi gel atla birlikte gidelim. Hadi Mustafa. Ne hale geldi evladım. Sebep olan Allah'ından bulsun inşallah. Hadi. Çiftliğe gidiyoruz. Beni rahat bırakın ya, hiçbir yere gitmiyorum. Uğraştırma beni. Rıfat Bey getir onu dedi. Git başımdan be. Başım çatlıyor ağrıdan. İlaç da aldım ama bana mısın demedi. Şu işten bir kurtulsak. Ah ne adaklar adadım vallahi. Bu evden tek kelime sızarsa hesabı senden sorarım. Bük herkesin kulağını. Merak etmeyin. Git kasabada dolaş şöyle bir. Kasabanın havasına bak, genel duruma bak. Baş üstüne. Ne oldu? Reşat Yaşar'ın adını karıştırmadan pisliği temizlemeye çalışıyoruz. Senin itin yüzünden battık pisliğe. Çıkarırken de uğraş bir zahmet. Yine tek suçlu Erdoğan değil mi? Ne o? Senin sesin gürleşti birden Rıfat. Kime tavır yapıyorsun sen? Abi bırak, tartışmak istemiyorum şimdi. Tartışın lan, tartış. Dök eteğindeki oğlunun doldurduğu taşları. Fırsat bu fırsat hadi. Bana arkanı dönme. Bana emir verme. Rıfat! Tak ya, tak dedim ya. Bir şey olmuş buna. Yıllarca sömürdün beni, yıllarca. Emeğimi sömürdün, sabrımı sömürdün. Rıfat! Erdoğan mı konuşturuyor seni böyle? Erdoğan'ı karıştırma. Ben söylüyorum, ben! Ya sen diye bir şey yok. Neyin varsa benim sayemde. Sahip olduğun her şeyi ben verdim sana, nankör! Kazandıklarımı elde etmek için eşek gibi çalıştım ben. Senin gibi insanları sırtına basmadım. Yanlışlarımı başkalarının üzerine yıkmadım. Yeter! Yeter. Başımızdaki derde çözüm bulacağınız yerde birbirinizi yiyorsunuz. Artık dayanamıyorum. Bu gerginliğe, bu saygısızlığa tahammül edemiyorum. Ben İstanbul'a dönüyorum Reşat. Yapmayın ne olur. Tamam, tamam, tamam bir şey yok. Kavga etmenin sırası mı şimdi? Kavga etmiyoruz. Abinin ona toleransını bildiği için bu kadar rahat konuşuyor Rıfat. Affedileceğini bildiği için kolayca kontrolünü kaybedebiliyor böyle işte. Kırıcı sözler sarf edebiliyor. Affedersin. Nedir bu? Rezaletteki son durum. Hastane işi tamam. Raporlar istediğimiz şekilde düzenlendi. Biraz pahalıya patladı ama orada bir problem yok. İyi. Sadece Kerim'le kızı evlendirme işi kaldı. Münir koşturuyor onun içinde. Ben gidip bir Perihan Hanım'a bakayım. İnşallah sakinleşmiştir. Bunlar kızı kendileri kaçırmış olmasın? Bakalım, göreceğiz. Rahmi abi! Ah! Çekilin. Yaralı mı? Ne oldu? Çekilin. Baygın mı? Fatmagül! Fatmagül bana bak ne olur. Seninle konuşmam lazım, çok önemli. Nereden bulur Rahmi abi? Rahmi! Konuşmam çekilin. Lazım. Çekilin. Ne olur. Rahat bırakın bizi. Çok önemli konuş. Tamam. Tamam. Tamam, evdeyiz artık. Bak, ben yanındayım. Açar mısınız kapıyı? Yanındayım ben, merak etme. İyi edeceğim ben seni, iyi edeceğim. Ne istiyorsunuz be? Ne? Ne olur konuşmam lazım kardeşim, çok önemli. Kardeşim kimseyle konuşmak istemiyor. Bak. Rahat bırakın bizi, rahat bırakın. Bak abi, bizden sana zarar gelmez. Ne bak. Olur. Şimdi Rahmi bir dinleseydim. Bana bak. Aa! Şimdi sizi rahat bırakın bizi. Kardeşim kimseyle konuşmak istemiyor. Rahat bırakın Fatmagül'ü. Rahat bırakın bizi. Yürü. Konuşacakmış. Ne konuşacak? Merak etme. Almam kimseyi içeriye, almam. Seni üzmelerine hiç izin vermem ben. Bakayım. Temizleyelim bunu şimdi, temizleyelim. Evim yandı biliyor musun? Bakayım. Derin değil Allah'tan. Çizilmiş sadece. Mustafa evimizi yaktı. Fatmagül niye yaptın bunu? İnanmıyor bana. Nefret ediyor benden. Ben sana tentürt getireceğim. Tentürt süreceğim şimdi. Hiç acımayacak. Acıyor. Üfleyeceğim ben onu. Bakışlarını görseydin. Kim vardı? Benimle ilgili hiçbir şey bırakmamış. Bitmiş. İnanmıyor bana. Her şeyi yaktı. Beni renkli her şeyi yaktı. Beni yaktı Mustafa. Sargı bezi de getireyim ben şimdi. Sargı bezi de getireceğim. Abi ben nasıl yaşayacağım? Geçecek. Hepsi geçecek. Evleneceksin ya. Milletin ağzı kapanacak. Abi ben evlenmemi alacaklar. Ama lazım. Öyle olması lazım. Abi ne olursun yalvarırım engel ol. Ben evlenmem Allah. Telefon. Yengen arıyor. Alo Mukaddes. Neredesin Rahmi? Evdeyiz biz. Fatmagül'le evde. Buldum Fatmagül'ü. Hadi be. Buldum, kardeşimi buldum. Evdeyiz biz. İyi, tamam. Ev boş komutanım. Yıllardır boş bu ev. Buraları arayacağımızı bilip gelmezler böyle yerlere. Rahmi'yle de konuştum ben, o da hala arıyor. Kerim'le kaçtı diyorum bunlar. Mustafa ikisini de ele geçirirse öldürecek vallahi. Allah'ım yardım et bize. Merak etmeyin, bulacağız onu. Emniyete haber verdik, polis de şehirde arıyor. Ama bunlar rahat durmuyor ki. Susup oturacakları yerde daha fazla alevlendiriyorlar ortalığı. Mustafa'yı görüyorsunuz işte, gitgide bileniyor. Kolay mı kabullenmek? Bir an önce bulalım şunları, ne olur bir an önce evlendirelim, hadi. Öğren yerlerine bir bakalım. Emredersiniz komutanım. Ayrı dolanalım biz, kuytu koylara bakalım. Haberleşiriz. Ne oldu? Rahmi bulmuş. İyi. Niye gelmiş jandarmalar? Sorduk söylemiyorlar. Kerim'e gelmişler ama. Niye ki? Ne yapmış ki? Bilmem. Kız, şu mandıracının kardeşine tecavüz eden olmasın sakın. Aa, tövbe de tövbe. Gülsüm Kahya'ya söyle. Yarım saat sonra havaalanında olacağım. Baş üstüne. Efendim? Ne? Ne diyorsun? Allah kahretsin. Ne oldu? Jandarma Kerim'i yakalamış. Kimse ne için aldığımızı bilmesin. Mümkün olduğunca gizli getirin, arka yoldan. Çarşıdan geçmeyin. Emredersiniz komutanım. Aa, ne oluyor orada? Aa, Kerim! Ay, ay, dön şuradan. Mukaddes. Nerede o rezil? İçeride. Ama kızma, çok üzgün, çok kızma. Çekil be. Kızma ona, çok üzgün Mukaddes. Evlenmek istemiyor, evlendirmeyelim zaten, yazık. Evlendirmeyeceğiz de ne yapacağız? Ha? Kasabanın mı olacak? Deme öyle, deme. Nasıl zapt edeceğiz bunu? Nasıl kapatacağız milletin ağzını? Ben korurum onu, ben. Hiç kimse bir şey söyleyemez, hiç kimse bir şey yapamaz. Kes sesini. Saçmalama, Mustafa'nın gözü dönmüş diyorum. Evi yapmış, gül etmiş. Delirmiş adam ve jandarmanın önünde üstüme saldırdı, öldürüyordu beni. Ben korum diyor bir de. Allah'ın sapı. Efendim enişte. Ne? Allah kahretsin. Tamam peki. Tamam anladım. Ne olmuş? Bana bak kuş beyin. Ne besleniyorsak o. Onu yapacaksın sen. Evlen dediysek evleneceksin. Dur be dur. Jandarma yakalamış Kerim'i. Şimdi hemen gidip jandarmaya ifade vereceksin. Aynen dediklerimizi anlatacaksın komutana. Anladın mı beni? Bağırma kardeşime, bağırma. Hadi vaktimiz yok, hadi. Dediğimizi yapmazsan olacaklardan sen sorumlusun. Benden bu kadar. Bana bak, aklını başına topla. Ne oldu bileğine? Yok, kesmiş bileğini. İntihar etmek istemiş. Eyvahlar olsun. Ama ben sardım. Derin değil, ufacık bir çizik. Başımıza açtığın dert yetmedi mi? Bir de bunu mu yapacaktın? Yazıklar olsun sana. Mukaddes deme öyle, deme. Üzülüyor, deme. Fatmagül kızım beni dinle bak. Mustafa'dan sana hayır yok. Sildi seni. Sildi. Çıkarıp attı hayatından. Tek düşündüğü intikam, nefret ediyor senden. Deme öyle, deme. Eğer birazcık onu seviyorsan hayatını kolaylaştırırsın. Sizi öldürüp hapislerde çürüsün mü? Ha? Abin alnında bu lekeyle başı eğik mi dolaşsın? Hey, dinlesene, sana söylüyor. Bak millet ayrılmıyor kapının önünden. Eğlence çıktı onlara da. Ne olacak, ne bitecek diye bekleşiyorlar. Alnında bu damgayla burada hayat yok sana kızım. Bunu kafana sok! Kız nereye? Nereye? Ay iyice kaçırdım. Nereye gidiyorsun? Hayrola? Halide abla yolladı bizi. Elçiye zeval olmazmış. Aslında Halide abla Fatmagül'e diyeceklerini demiş ama usulen nişanın bozulduğunu söylememizi istediler. Sizin verdiğiniz nişan bohçasını ve hediyeleri getirdik. Aferin Halide ablaya. Emin abiye de aferin. Aferin o Mustafa'ya da, yıldızlısına da aferin. Ayıp be, biz burada derdimizle uğraşırken bunlar bohça derdine düşmüş. Haliniz nasıl diye soracaklarını. Tüh, yazıklar olsun. Yazıklar olsun onların insanlıkları. Alın emanetlerinizi. Al gülüm, ver gülüm. Ne vermişler de ne istiyorlar bunlar bizden be? Ver o bileziği de. Ver. Tel bilezik takmışlar, utanmıyorlar. İsterken de utanmazlar tabii. Ver kız o yüzüğü de. Bırak. Zengin olacak şuncacık şeyle sanki. Ben şu bohçaları da getireyim de her şeyleri onların olsun. Hayır, çulu çaputu istedikleri yok. Sadece nişan yüzüğü gelsin yeter dedi Halide Hanım. Aa, yüzük almış zahar. Gösteri bitti, gidin siz de evinize be. Hadi. Murat'ı getireyim mi? Oynuyorlar benim oğlanla ama. Kalsın, alırım ben sonra. Ağlama. Ne olur ağlama Fatmagül. Ağlama. Şu düştüğümüz hallere bak. Bundan sonra göreceğim muamele hep bu işte Fatmagül. Yapacağın tek bir şey var Fatmagül. Evlenip namusunu temizle. göreyim güzel yüzünü. Söyle beni sevdiğim. Neredesin Serdar? İsmet abinin yanındayım, ne oldu? Mustafa yanında mı? Aha. Çaktırma sakın, adam yakalanmış. Ya. Karakoldaymış, Mustafa'ya mukayyet ol. Tamam, anladım tamam, merak etme bizi. İyiyiz, oturuyoruz. Uzaklaştır onu buradan, duymasın. Olur, tamam. Babamlar mı? Yok reis, ne yapıyoruz diye merak etmiştim. Evet. Hadi bakalım anlat. Niye konuşmuyorsun? Benim sabrımı zorlama da konuş adam gibi. Kızın nişanlı olduğunu bilmiyor muydun sen? Bile bile mi arkadaşlık kurdun? Kızı itiraf etmiş. Birbirinizi sevdiğiniz doğru mu? Doğru mu? Olay nasıl oldu anlat. Ben ona bir şey yapmadım. Kız hastanelik oldu be, yalan mı söylüyor? Yemin ederim tecavüz etmedim. Kendi isteğiyle mi seninle birlikte oldu? Eğer Fatmagül aksini söylerse yandın oğlum. Mahvedelim seni. Bana bak, bak yüzüme. Eğer kız aksini söylerse vay haline. Hani komutan beni dinleyecekti? Niye almıyorlar içeri? Alır, bekleyin lütfen. Hayır, neyi bekliyoruz? Ne oluyor orada ki? Meryem Hanım, sakin ol. Sakin olamam. Nasıl sakin olayım? Ya niye bırakmıyorlar Kerim'i? Onun suçu değil, ben biliyorum. Mesut! Yaşaranların marifeti bu. Aklına girdiler, korkuttular, işte bir şey yaptılar, daha ettiler oğlanı. Benim oğlum yapmaz, yapamaz. Ne oluyor? Komutan, Kerim suçsuz, üstüne yıkıyorlar. Yaşaranlar kandırdı, feda ediyor bizim oğlan kendini. Fatmagül! Sakin. Gerçeği söyle. Komutana gerçeği söyle yavrum. Her şeyi anlat komutanım. Ha, hiç çekinme yavrum. Sakin ol. İfade vermeye geldik. Şuraya alın, geliyorum şimdi. Kim suçluysa çeksin cezasını. Hadi yavrum, göreyim seni. Çekinmeden konuş. Tamam. Sen anlat ki suçlu ortaya çıksın. Sakin ol, ne oluyor ya? Fatmagül! Sessiz olun. Ama komutan! Lütfen. Meryem Hanım. Kaybettin kendini. Gel. Gel otur şöyle. Kerem'in başını yakacaklar. Gel hadi. Biliyor musun? Gel atlayıp Bodrum'a gidelim. Hadi be abi. Bırakalım arabayı eve. Alalım nevaleyi yanımıza. Binelim benim tekneye. Kıyıdan gidelim ha. Bir yere gitmiyorum ben ya. Birkaç gün uzaklaşmak iyi gelir vallahi. Kafanı toplarsın. Sakin sakin düşünür, kendine gelirsin oğlum. O herif yakalanmadan hiçbir yere gitmem. Yapma be abi. O senin işin değil. Bırak, kanun var memlekette. Mustafa kuyruğunu kıstırıp gitti dedirtmem. Millete de güldürmem arkamdan. Milletine bakıyorsun sen. Konuşur onlar. Nişanlısını peşkeş çekti. Sonra da gitti dedirtmem. Nişanlısına sahip çıkamadı dedirtmem. Tamam. Hadi Mustafa, hadi gidelim. Senin vereceğin ifade çok önemli Fatmagül, biliyorsun değil mi? Bana doğruyu söyleyecek misin? Evet. Hadi anlat bakayım, dinliyorum. Kızım, böyle susup oturursan ben senin için hiçbir şey yapamam ki. Anlat. Ay, utanıyor da ondan. Fatmagül, bana anlattıklarını komutana da anlat. Hadi canım. Hadi çekinme. Hayır, bana dedi ki... Şşş. Sus. Hadi. Bak, anlatırsan hem sana hem Kerim'e yardım edecek komutan. Müdahale etmeyin siz. Hayır, nişanlısının üstüne Kerim'i sevmiş de onun için... Aa, her kafadan bir ses çıkıyor canım. Çıkın dışarı. Çıkın! Tamam canım, konuşmayacağız bir daha. Çıkın! Kızıyor. Çık. Çıkalım biz, çıkalım. Çıkalım. Ne dolap çeviriyorsun sen, ha? Kimin suçunu yıkıyorsun Kerim'in üstüne? Ne diyorsun sen ya? Çekil git başımdan. Yaşaranlar bu işin neresinde? Ben Fatmagül'ün avukatıyım, o kadar. Sen yaşaranların maşasısın. Onların paçalarını topluyorsun. Sen karıştırıyorsun ortalığı. Bana bak, kapa çeneni, çok alıyorsun sen. Yaşaranların karın ağrısı olmasa siz hiçbir şey için kılınızı kımıldatmazsınız. Sen kimseyi itham etme. Dava açarım sana. Ediyorum. Aç. Aç! Kesin gürültüyü. Atarım hepinizi dışarı. Meryem Hanım. Gel. Gel. Fatmagül konuştuğunda senin yüzünü göreceğim. Göreceğim misin? Ne yapacağız böyle? Bütün gece Selim mi bekleyeceğiz? Bak kimse yok işte. Çekinmene gerek yok. Hadi konuş. Başından geçenleri anlat bakayım. Bak kızıyorum ama. Kendi isteğinle mi Kerim'le birlikte oldun? Konuşmayacak mısın? Benim konuşmaya hakkım yok. Yengene bir şeyler söylemişsin. Ben de duymak istiyorum. Hadi anlat. Şikayetini geri alıyor musun, almıyor musun kızım? Bir şeyden şikayet etmeye hakkım yok. Yazın şunun ifadesini. Şikayetini geri aldığını beyan etsin, imzalasın, gitsin. Uğraştırıyor herkesi. Yalan dolanla da tansiyonu artırdınız zaten. Kerim, sen de gel bakayım. Siz de bunları evlendirecek misiniz? Ne yapacaksanız yapın bir an önce. Sen bu kızla gerçekten evlenmek istiyor musun? Evet. Kerim. Evleneceğim Meryem abla. Halledin o zaman işinizi. Biz de böyle peşinizde oyuncak etmeyin. Güvenlik güçlerini yanlış yönlendirmenin de bir cezası var. Ne bu ya? Bütün kasabanın huzurunu bozdunuz. Evlendirme işini ben halledeceğim komutanım. Ne haber Dilek? Erdoğan ben, Erdoğan. Evet, Selim'in telefonu ama şu an burada değil kendisi. Ya en iyisi sen onu artık arama. Nişanlandı o. Ya en azından bu numaradan arama. Başka numarası var tabii, vereyim. Ya da şimdi açmaz o telefonunu. Ben sana en iyisi nişanlısının telefonunu mesaj atayım. Oradan ara. Rica ederim. Ne demek? Görüşürüz. Ticaret hata kabul etmiyor mu? Benim suçum. Adam çıldırmakta haklı. Durumu hafifletmeye çalışma Selim. Sana tokat atmaya hakkı yok. Babam o benim. Kim olursa olsun. Sana vurmaya hakkı yok. Tamam, kapatalım bu konuyu. Sen bu yaşta babandan dayak yemeyi kabul edebiliyorsun ya. İşte ben buna inanamıyorum. Nasıl bir ilişki sizinki? Meltem tamam. Babanın yanında bambaşka biri oluyorsun zaten. Bu Selim gidiyor, yerine sinik, ezik bir Selim geliyor. Ve ben bu halinden hiç hoşlanmıyorum Selim, söyleyeyim. Sen bu kadar kişiliksiz olamazsın. Kim? Tanımıyorum. Efendim? Ne? Sana. Dilek. Alo. Ne diyorsun sen be? Kimsin sen gerizekalı? Git işine. Hasta mısın nesin? Asıl hasta olan sensin. Yapma şimdi. Sevgililerin artık benim telefonumdan aramaya başladılar. Ne sevgilisi ya? Tanımıyorum bile. Gazetede haber olduğun kızın adı Dilek değil miydi? Onu da tanımıyorum. Kim o zaman? Bu nereden bulmuş benim telefon numaramı? Nereden bileyim ben? Benimle değil, seninle uğraşıyorlar, anlamıyor musun? Kıskanıyorlar seni. Huzurunu bozmak için çalışıyorlar. Yine o. Bırak, bırak cevap verme. Bu numarayı da bir daha kullanma. Aptalların eline geçmiş, belli rahat vermeyecekler. Niye nişandan önce böyle şeyler olmuyordu? Duyunca hırs yapmış biri işte. Hadi Meltem ya, hadi aşalım artık. Resmen evleniyorlar yani şimdi, öyle mi? Evet! Kurtuldu bizimkiler. Aklandılar. Aman be! Rahatladık hepimiz. 2-3 güne kalmaz unuturuz da. Ömür boyu unutmayacağım ben. Ömrüm boyu. Münir, doğru mu duyduklarımız? Doğru, doğru. Kerim evlenecekmiş kızla. Ah, çok şükür. Hiç umudum yoktu. Yine de iyi kabul etti Kerim. Herkesin bir fiyatı vardır Şemsi Bey. Paranın yüzü sıcaktır. Bu çirkinliğe tahammül edemiyorum artık. Kızla ailesi de kabul ettiklerine göre onlar da çok güzel insanlar değillermiş. Böyle mi rahatlatıyorsun sen kendini? Çocuklara da haber verelim. Bırak, bırak. Hemen gevşemesinler. Biraz burunları sürtülsün, kıvransın. İçler. Münir, anlatsana nasıl hallettin? Nikah kıyılmadan hiçbir şey hallolmuş sayılmaz. Öyle, yarını hallediyorum. Yarın olmadı, öbür güne tamam bu iş. Öbür güne bırakma, ne olur ne olmaz. Uğraşıyorum Rıfat abi. Halletmem gereken bir sürü bürokratik iş var. Gerçi gelirken gerekli yerlerdeki eşe dosta haber verdim. Çalışmalara başladılar. Yarın sabah erkenden Kerim'le kızın ailesini alıp şehre götürüyorum. Nikah kıyıyoruz. Olmadı, bir gece kalacağız. Asıl bu kızın nişanlısını boş bırakmamak gerek. Hı, bence de. O öğrenir de Kerim'e bir şey yaparsa kız öter. Allah korusun. Ne o, Mustafa mıymış, neymiş adı? Sıkı kontrol et o herifi. Her şeyi toparlıyoruz derken başımıza iş açılmasın yine. Merak etmeyin işte. Murat'ı ne yapacağız yarın? Murat'ı da götürecek miyiz? Yok canım, durur Emine de. Bana ne, ben de geleceğim. Gelsin, Murat da gelsin, istiyor. Düğüne mi gidiyoruz Rahmi? Tövbe tövbe. Nerede bu? Ne aradın ki sen? Ne aradın? Ne? Fatmagül'ün nüfus kağıdını arıyorum. Almıştır belki, almıştır. Bir sorayım. Hah, buldum. Fatmagül. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne? Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ne olur engel olur, engelliyim. Deli konuşma. Konuşma deli. Benim dayanacak gücüm kalmadı. Sen gidersen ben durur muyum Fatmagül? Durur muyum? Ben de gelirim peşinden. Sen canına kıyarsan ben de kıyarım. Kıyarım. Sen benim tek, biricik kardeşimsin. Canımsın, canım. Ben canım olmadan nasıl yaşarım? Yaşayamam ki. Sen benim tek, biricik kardeşimsin. Benim senden başka kimim var ha? Kimim? Sen benim rahmetli babamın analığımı hiyatikârısın bana. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın. Sen benim tertemiz kardeşimsin. Tertemiz. Ne olur bana da kıyma Fatmagül. Üzme abini de hadi. Gel babana yalnız bırakalım gel. Alo. Kerim. Efendim. Annemle konuştum. Şimdi aldım haberi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ya nikahın bugün kıyılması şart Mesut. Ya biliyorum ama sen dün başvurmuşlar gibi ya. Evet, ikametgahlar hazır. Nüfus kayıtları da gelecek. Tamam, birazdan elinde olur zaten. Ya zora koşma işte ya. Bugün evrak tamamlanacak diyorum sana. Hayat memat meselesi bu. Bugün bu nikah kıyılması lazım. Kıyılmazsa kan dökülecek diyorum ya. Evet, bu kadar ciddi, çocukların hayatı tehlikede. Sağ ol. Yoldayız, biz şehre gelene kadar her şeyin tamam olması lazım. Hallet işte. Dile benden ne dilersen sonra da. Tamam, sağ ol. Hadi bakalım, tamam, hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Tamamdır. Akşamüstü atarız imzaları. Nüfus kayıtlarını da bilgisayardan halledecekler. Olmazsa en kötü ihtimalle bu gece kalırız orada. Ama bugün hallolursa herkes için en iyisi olacak. Bir de gider gitmez fotoğraf çektirmeniz lazım. 7 tane fotoğraf istiyorlar. Efendim İhsan? Efendim? Hallettin mi? Yolladın gitti yani. Tamam, şahane. Aslansın ya. Sağ ol. Sağ ol, tamam. Tamam, tabii. Görüşeceğiz, tamam. Hadi sana da. Nüfus kağıtları evlendirme dairesine ulaşmış. Ah, bu işi bugün hallettik demektir. Merhaba. Merhaba. Neler oluyor? Çok merak ettik. Vallahi ben de bilmiyorum. Bir şeyler oluyor ama ya. Bir sürü laf dolaşıyor ortalıkta. Sözde o kız meselesinin suçlusu Kerim'miş falan diye. Jandarma onun için götürmüştün. Hiç olacak şey mi? Nereden çıkarıyorlar Kerim diye? Ben hayatta inanmam onun öyle şey yapacağına. Vallahi neye inanmak istiyorsanız ona inanın. Olur mu? Ben bir şey söylemeyeceğim. Ya kusura bakmayın, ben misafir ağırlayacak durumda değilim. Mecalim yok çünkü konuşmaya. Tamam. Bir ihtiyacın olursa seslen. Sağ ol. Sağ ol. Ah annem be. Ah. Neler oldu? Oh. Efendim enişte. Neredesiniz? Şehre vardık. Siz ne yaptınız? Hazırlandık. Yola çıktık biz de. Havaalanına gidiyoruz. İyi, çok iyi. Nasıl gidiyor? Hallolacak mı bugün? Vallahi evraklar tamam. Dairede de işlemler başladı. Tıkır tıkır yürüyor her şey. Aman aman aman, bir aksilik çıkmasın da. Yok, sen merak etme. Ben burada işi hallettikten sonra zaten arkanızdan geliyorum. Ama hemen gelmesen. Bir süre daha kontrolün altında olsunlar. Şöyle ortalık iyice durulsun, herkes sakinleşsin şöyle bir, sonra gelirsin. Peki, tamam. Ankara'ya giderken yanında olmak isterdim ama. Burayı halletmeden Ankara'yı düşünmesen. Tamam enişte, tamam. Ha, sen bu havale işini hallettin mi? Rıfat bankayla konuştu. Para hazır. Tamam, iyi. Ben işlem tamamlanmadan ödemeyi yapayım istedim. Onun için sana söyledim. Anladım. Hadi, hadi iş bitince haber ver bana. Tamam, sen merak etme. Hadi size iyi yolculuklar. Bana bak, biz fotoğraf işini hallederken sen bankaya gideceksin. Hadi. Niye durduk? Ne bileyim, adam durdu. Şurada bir fotoğraf çektirelim. Tamam. Hadi Rahmi. Tamam. İnsene kızım. Hadi. Kızın gönül rızasıyla olmuş meğer. Herkes şimdi bunu konuşuyor. Millet bire bin katmaya bayılır. Ben duyduğumu söylüyorum. Her şerde bir hayır vardır. Bu iş böyle ortaya çıkmasaydı gelin diye alacaktınız onu. Demedi ben nişanlıyken bir başkasını sevdim diye. Kasabayı ayağa kaldırdı bir de. Dün mü yakalanmış herif? Evet. Fatmagül de duyar duymaz koşmuş, şikayetini geri almış. Yola çıkmışlar şimdi. Şehirde evleneceklermiş. Duy da inanma. Muhtardan ikametgah almışlar. Remziye görmüş. Oradaymış. Yaşaranların Münir uğraşıyormuş o işle de. Acele ediyorlarmış. Yıldırım nikah kıyacaklarmış. Mustafa! Oğlum! Mustafa! Ay! Mustafa! Oğlum! Aç kapıyı oğlum! Mustafa! Mustafa! Aç oğlum! Fotoğrafları 20 dakikaya kadar verirsin değil mi? İşimiz acil. Tabii abi. Biz de çay içeriz o arada. Başı biraz yukarı. Biraz sağa. Kal böyle. Fatmagül. saçını başını bir düzelt. İstemem. Bir tarak bulayım. Şimdi bırak. Dokunma bana. Tamam. Dik durun biraz. Gülümseyin. Mustafa, oğlum dur gitme. İnanma her söylenene evladım, Allah aşkına. Mustafa dur. Dur oğlum. Mustafa bırak. Bırak ne halleri varsa görsünler Mustafa. Oğlum. Tamam. Yakacak kendilerinin, koş arkasından git, bir şeyler yap. Allah'ım sen koru, elini kana bulayacak. Nerede hata yaptık? Bilemiyorum ki. Olacak şey değil. Onca yıl kimsesizliğimizi paylaştık biz. Ben mi seni hiç tanımadım? Ben mi göremedim senin gerçek yüzünü? Ne oldu Allah'ın cezası ha? Efendim. Merhaba, nasılsın? Nasıl olayım? Kerim'i aradım, cebinden ulaşamadım. Evdeyse verir misin? Yok, ne oldu? Şu evlenme işi için acele etmesin diyecektim. Ben engelleyeceğim. Bu sabah evlenmek için şehre gitti bile. Yapma ya. Münir geldi sabah. Yürü hadi, yürü. Bir afra, bir tafra. Oğlan da bizim kuzu peşine takıldı gitti. Sen de ağlama şimdiye. Sen ne diyecektin? Bizim gazeteci Ahmet'e gittim ben de. Düşündüklerimizi anlattım bir bir. Biliyorsun Ahmet'in Reşat Yaşaran'a tavrını. Bilmez miyim canım? Oğlan askere gittiği zaman annesini kandırıp arazisine el koymamış mıydı o açgözlü? Söyledim Ahmet'e. Suçu onların çocukları işledi, bizimkinin üzerine atıyorlar dedim. Söz verdi araştıracak. Neye yarar Galip Usta? Kız şikayetinden vazgeçti. Bizim aptal kabullendi. Bize ne söz söylemek düşer ki artık? Allah onları bildiği gibi yapsın. Olan oldu artık. Kuş olup uçsan faydası yok. Tost falan istemediğinizden emin misiniz? Yok sağ olun. Rahmi. Yok, aç değilim ben, aç değilim. İyi. Size İstanbul'dan yer bakıyorum. İstanbul'a taşıyacağım sizi. Mandıra ne olacak? O kolay ya, devrederiz, olur biter. Bir an önce uzaklaştırayım sizi de. Başka çaremiz yok ki zaten. Hadi iç çayını, soğutma, iç. Hatırım için. Zaten sabahtan beri bir şey yemedim. Bari çayını iç. Hatırım için. Yandı mı Fatmagül? Yandı mı? Buz gibi etmişti zaten. Ben bir tane daha söyleyeyim. İçer misin, bir tane daha söyleyeyim mi? Yok, istemiyor, içmeyecek, istemiyor. Battı bütün etek, battı. Üstüne başına bir şey alalım, böyle gidilmez ki nikah. Bugün vaktimiz yok, sonra haber geldi. Alo. Ha, işlem tamam mı? Ne, araya mı sokacaklar? Tamam, saat kaçta? İyi, tamam, sağ ol ya. Sağ ol, hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Nikah kıyacağız mı? Şimdi önce gidip fotoğrafları alacağız. Sonra da nikah dairesine gidip başlarında bekleyeceğiz, sallamasınlar. Hadi bakalım, hadi. Hadi. Niye ya? Suçum ne? Niye götürüyorsun? Emir böyle. Çok şükür yetiştik. Niye baba? Niye? Mecburdum Mustafa. Ya yapma bunu bana baba ya. Ya bırakın gideyim. Yürüz onu çıkarma. Söyle bıraksınlar baba. Götürün. Komutan seninle konuşacak oğlum. Ne olur onu dinle. Ya niye engel oluyorsun bana? Ben bunu temizlemeden nasıl insan önüne çıkacağım? Senin alnın açık. Bırak onlar utançlarıyla yaşasınlar. Bu genç yaşında hapislerde çürümeye değer mi onlar için? İstediğin kadar önüme çık. Engel olamayacaksın. Er geç çocuğumu alacağım. Hadi bin gidelim. Sağ ol. Önemli değil. Erdoğan! Erdoğan! Aşağılık herif uyan! Uyan dedim hey! Ne yaptığını sanıyorsun sen be? Ne oluyor ya? Yavaş yavaş. Derdin ne senin? Ne istiyorsun benden? Niye sardın o aptal kızı başıma? Ne oldu? Meltem'in pek hoşuna gitmedi galiba bu durum. Manyak mısın oğlum sen? Meltem'in numarasını niye verdin? Yürü be! Toplamak zorunda mıyım lan ben senin? Telefonlarına bakmak zorunda mıyım? Çantacın mıyım ben senin? Bundan sonra kendi işini kendin hallet. Başlarım senin Meltem'ine de, Begüm'üne de, Dileğine de. Her işini benim üstüme atıp kendin yan gelip yatıyorsun. Yeter artık. Benden bu kadar. Anladın mı? Bırak artık benim peşimi. Düş yakamdan artık. Düş! Gerginlik tavan yapmış. Neyse bugün bitiyor ama. Kerim birazdan atacak imzayı. Hele bir evlensin. Hepimiz rahat nefes alacağız. Bilmiyor muydun? Kerim evleniyor kızla. Dayımla konuştum oğlum. Kerim'i kafalamış. Her şey yolunda. Kurtulduk diyorum lan. Çak. Sen nerede kaldın ya? Anca gelebildim efendim. Parayı hazırlayamadılar. Tamam ver. Sen dışarıda bekle. Mukaddes Hanım bu senin. Bizim sözümüz söz. Tamamdır merak etme hayrını gör. Siz bir şey bağışlamadınız. Biz size bağışladık. Al bu da senin. Al şunu ya. Fatmagül ne oldu? Ne oldu? Koş, tuvalete koş, koş. Ne olmuş? Midesi bulandı, midesi bulandı. Hayda. Strestendir, stresten. Al istemiyorum. Saçmalama. Tamam, merak etme, evleneceğim. Sadece para istemiyorum, al. Yiğitliğin alemi yok, o para senin. Tamam, peki alıyorum. Elinde kaldı zaten, arabada durur. Sonra alırsın. Fatmagül, ben buradayım. Bekliyorum seni, tamam mı? Bekliyorum. Ben sana bir yanlış yapma demedim mi? Yine içeri mi alayım istiyorsun? Herkes kendi adaletini sağlamaya kalkarsa ne olacak ortalığın hali? Kaldı ki adli bir durum yok. Kız şikayetini geri çekti. Bunun ne anlama geldiği belli. Hastane raporları da geldi. Baktık. Bize ilk yansıtıldığı gibi bir durum yok ortada. Fatmagül... Kız senden korktuğu için yalan söylemiş. O hep yalan söylemiş bana. Hep. Senin için çok zor, kabul edilemez bir şey bu, anlıyorum. Aklından neler geçiyor onu da biliyorum. Herkes şimdi senin arkanda. Namus nutukları çeker, seni teşvik eder. Ama sen bir yanlış yaptığın zaman cezanı tek başına çekersin. Gençliğin hapislerde geçer gider. Ömrünce dört duvar arasında acını büyütürsün. Bir de aldığın canların yükü biner omuzlarına. Ömür boyu kaldıramazsın. Kimse sırtını sıvazlasın diye kendi hayatından vazgeçme oğlum. Her şeyden önemlisi senin hayatın. Bunu anladığında çok geç olur sonra. Hiç kimseyi düşünmüyorsan anneni babanı düşün. Biricik oğullarısın. Elini kana bulayıp onları da başka acı yaşatma. Bırak herkes kendi hayatında yürüsün. Sen çıkmazlara sapma. Dairemize başvurarak evlenmek isteğinizi beyan etmişsiniz. Yapılan incelemelerde evlenmenize bir engel görülmemiştir. Şimdi bir de şahitlerin huzurunda sözlü beyanınıza başvuracağız. Evi bitireceğim. Telinde duvağınla, belinde kırmızı kurdelenle kucağımda sokacağım seni içeri. Siz Fatmagül Ketenci, hiçbir etki altında kalmadan kendi hür iradenizle Kerim Ilgaz'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Fatmagül Hanım. Evet.